Özel güvenlik meslek etiği 3. bölüm etik ve meslek. Etik insanlara özgü ve insanların kendi vicdanlarına bağlı olarak gelişim göstermesinin yanında çevresel faktörlerden etkilenen ve toplumsal huzura katkıda bulunan dinamik bir kavramdır. Etik davranışların doğru ya da yanlış olduğunu değerlendiren teoriler üzerinde inceleme yapar ve felsefenin bir alt disiplinidir. Etik insan davranışlarının kaynağını oluşturan temel dürtüler üzerinde hareket ederek bireysel, mesleki ve toplumsal mutluluğa ulaşmanın standartlarını belirlemektedir. İnsanlar için neyin iyi ya da kötü olduğunu söyleyen, insanların nasıl yaşamalarını gösteren, belirli durumlarda nasıl davranılması gerektiğini ifade eden normları ortaya koyan etik, normatif etik olarak bilinir. Felsefi düşünürlerin norm kuralları üzerine mütalaa etmesi ve eleştirel bakışları ise meta etik olarak tanımlanır. Meta etiğin kural koyma gibi bir gayesi yoktur. Etik, bireylerin veya belirli bir amaç etrafında toplanmış grupların davranışlarını belirleyen amaçlar doğrultusunda iyiye yönlendiren, iyi ve kötü davranış standartlarını oluşturan, iyi ve kötü davranış alternatifleri arasından bireylerin vicdani olarak iyiyi tercih etmesine yardımcı olan ilke ve kurallardır. Etiğin inceleme alanını şu konular oluşturur. Bireysel, toplumsal, mesleki iyilik ve düzen, iyilik ve düzene etki eden faktörler, özgür irade, sorumluluk ve vicdan, mesleki yükümlülükler şeklinde. Etiğin olumlu sonuçları şunlardır. Saygınlık elde etme, güvenilir bir birey olarak kabul edilme, diğer insanlardan yardım alma, toplumda ve meslekte kabul görme ve iyi bir intiba elde etmek, ahlaki çöküntüyü önleme, art niyet içeren davranışları önleme şeklinde. Etik değerlere uygun olmayan davranış kalıplarını sergilemenin bireysel, mesleki ve toplumsal açıdan olumsuz sonuçları şunlardır. Saygınlığı kaybetme, toplumdan dışlanma, güvenilirliğini kaybetme, mesleki ve toplumsal bağlılığın zayıflaması, çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin bozulması ve işini kaybetme, kendimize olan saygının yitirilmesi, işbirliğin zayıflaması, kurum içi iletişimimizin azalması, yozlaşmanın artması şeklinde. Kavramsal çerçeveye bakalım. Toplum birey, birey birey, meslek birey, toplum meslek arasındaki ilişkiler ve bunlar arasındaki ilişkileri belirleyen davranışların dayandıkları ilkeler, etik, ahlak, meslek kurallarının ve toplumun sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, dini, ideolojik ve benzeri değerlerin bir yansımasıdır. Davranış, insanların amaçları doğrultusunda ve kişisel değerleri çerçevesinde düşünülüp değerlendirme yaparak karar vermesi ve bu sürece bağlı kalarak bir eylemde bulunmasıdır. Davranışla ilişkili diğer kavram ise tutumlarımızdır. Tutum ise bireylerin karşılaştıkları bir durum ya da eylem karşısında aldıkları tavırdır. Erdem iyi insan olmanın göstergesidir. Alternatif seçenekler arasında en iyi kararı verebilme yeteneğidir. Erdem aynı zamanda bilgi ve akıl ile hareket etme, cesaretli, kararlı ve güçlü olma gibi yeteneklerle de ifade edilmektedir. Toplumsal hayatı düzenleyen kurallar temel olarak hukuk, ahlak ve din kuralları olarak karşımıza çıkar. Bireyler toplumsal hayatın bir ferdi olarak doğdukları andan itibaren aile kurumunda ahlak kuralları ile tanışıp büyümektedirler. Adam öldürme, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık gibi ahlaki olarak kötü sayılan davranışlar aynı zamanda hukuk kurallarında suç olarak yaptırıma bağladığı davranışlardır. Ahlak kurallarının özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür. Belli bir dönemde ve zamanda belli bir insan topluluğu tarafından ortaklaşa benimsenmiş kurallardır. Daha sonra ahlak, insan davranışının kaynağını, eylemlerinin iyi ya da kötü olmasını inceler. Bireyler arasındaki ilişkileri düzenler. Ahlak kurallarının ihlali sonucu ortaya çıkacak olan yaptırım vicdanidir. Ayıplama, kınama ve benzeri hukuk kurallarının ihlali ise maddi yaptırımlara bağlanmıştır. Ahlak, hukuk ile benzerlik göstermektedir. Fakat hukuk yazılı kurallardır. Ahlak ise yazılı ve emredici olmayan kurallardır. Ahlak, insan vicdanının neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar vermesini sağlar. Ahlak, kültürel ve toplumsal değerlerle ilgili doğru ve yanlışları belirterek günlük hayatımızda nasıl davranılması gerektiğini işaret eder. Etik ise ahlak kavramını araştırma konusu yapar ve soyut kavramlara dayanır. Ahlak kuralları çeşitli dönemlerde ve toplumlarda farklılık gösterdiği için her zaman geçerli kabul görebilecek ortak ahlak kuralları yoktur. Etik zamanla değişmeyen, evrensel kabul gören ilkelerin geliştirilmesi için çalışır. Ahlak, etiğin yaşam pratiğinde görülen kurallardır. Etik, ahlak kavramı üzerinde çalışmakla birlikte etiğin sorduğu sorularla ahlakın sorduğu sorular birbirinden farklıdır. Ahlak bireysel sorgulamaları yapmaktayken etik ahlakiliği sorgulayan davranış kalıplarını incelemektedir. Etik ahlak üzerinde sistemli bir düşünce, irdeleme, araştırma ve tartışma ile ahlaki problemlerle ilgilenmektedir. Etik insanları ahlaklı yapmaz. Bir insanın ahlaklı olması bireyin kendi iradesiyle ilgilidir. İnsanlar toplum içerisinde yaşayarak ahlakı öğrenebilirler. Fakat etik değerler ve kuralların kendiliğinden öğrenilmesi mümkün değildir. Ahlaki değerlere uygun hareket etmenin cezası ayıplama ve kınama şeklinde ortaya çıkar. Etik değerlere uygun hareket ahlaki değerlere uygun hareket etmemenin cezası ayıplama, kınama
ayıplama ve kınama şeklinde ortaya çıkar. Etik değerlere uygun hareket etmemek, meslekten ve gruptan dışlanmakla cezalandırılabilmektedir. Ahlaki ilkeleri genellikle yazılı kurallardan oluşmazken, ahlaki ilkelere etik kurallar çoğunlukla yazılı ilke ve kurallardan oluşur. Toplumun yaşayış ve düşünüş tarzı olan kültür, toplumun kimliğini oluşturur ve onu diğer toplumlardan farklı kılar. Maddi kültür, binalar, yiyecek, içecek, araç, gereç, giysi ve benzeri. Manevi kültür ise inanç, gelenek, norm, düşünce ve benzeri şeylerden oluşur. Kültürün özellikleri ise şunlardır, görelidir. Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır. Toplumsal bir üründür, öğrenilerek kazanılır. İnsanlar arası etkileşim sonucu doğup gelişir. Tarihseldir, geçmişten günümüze sürüp gelmektedir. Durağan değildir, zaman içinde değişmektedir. Daha sonra insan eseridir. İnsanlar hem kültürü oluşturur hem de ondan etkilenir. Normlar kural olarak benimsenmiş ve yerleşmiş ilkeler, belli bir grup için görgü kuralları, davranış bilgisi, töre gibi farklı şekillerde tanımlanır. Yazılı normlar resmi norm olarak da adlandırılır. Kanunlar ve yönetmelikler gibi devletlerin resmi organlarınca düzenlenip uygulamaya konulur. Gerektiğinde değiştirilir. Sözlü normlar ise resmi olmayan normlardır. Bireyler arasındaki ilişkinin düzenlenmesinden doğan gelenek, görenek, adet, töre, din kuralları ve bölge kuralları gibi yazılı olmayan kurallardır. Etik türleri. Bireysel etik, insanların ailesi, arkadaş çevresi, eğitim ve toplumsal hayatına ilişkin yetiştirilme şartları ele alınarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede bireysel etik, insanların doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü ayırt etmesini sağlayan, ilk olarak aile ve arkadaş çevresinde etkisinde gelişen, eğitim ve deneyimler sonucunda oluşan tutumların yönlendirildiği ve kararlarında vicdani olarak hareket etmesini sağlayan ilkelerdir. İş etiği, çalışma hayatında işletmelerin işle ilgili olarak belirlediği norm ve kurallar doğrultusunda bireylerin davranışta bulunmasını sağlayan ilke ve kurallardır. Örgütsel etik, farklı kültür, inanç ve değerlerden gelen bireylerin aynı çatı altında örgütün amaç ve sistemi çerçevesinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasını sağlayacak ilke ve kurallardır. İşletme etiği, bireylerin geçimlerini sağlamak üzere çalıştıkları işletmelerde işletmenin amaçları doğrultusunda iş yerlerinin doğru olarak kabul ettiği ahlaki değerler, eğilimler ve kurallardır. İşletme etiği örgütsel etikten farklı olarak vatandaş, toplum, diğer kurumlar gibi paydaşları da kapsar. Yönetsel etik, yönetici konumunda bulunan kişilerin uymak durumunda oldukları ilke ve standartlardır. Yönetimle ilgili eylemlerde yönetici konumunda olan bireylere yol gösteren davranış kurallardır. Meslek etiği, her meslek için farklı meslek faaliyetleri doğrultusunda ayrı olarak düzenlenmiş meslek çalışanlarının kendi aralarındaki ve çalışanların toplumla arasındaki ilişkileri düzenleyen ilke ve kurallar bütündür. Meslek etiği belli bir çalışma sahasına ilişkin olarak oluşturulan meslek çalışanlarını belirli kurallar doğrultusunda davranmaya zorlayan, çalışanların kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve aykırı davranışlar sergileyen meslek çalışanlarını dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve meslek ideallerini koruyan ilkeler topluluğudur. İnsan ilişkileri üzerine kurulan mesleki etik ilkelerin temel işlevleri şunlardır. Meslek üyelerinin kişisel istek ve eğilimleri sınırlamak, yetersiz meslek üyelerini dışlamak, meslek içi ilişkileri ve diğer kurumlarla rekabeti düzenlemek, hizmet ilkelerinin benimsenmesini sağlamak ve bu ilkeleri korumak, belirlenen davranış ilkeleri doğrultusunda davranılmasını sağlamak şeklinde. Meslek etiği, mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü toplumun değerleri ve söz konusu meslekle ilgili evrensel geçerliliği olan ilkelerden oluşmaktadır. Mesleki etik davranış ilkeleri, görevin yerine getirilmesinde hizmet bilinci. Kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliğinde çalışan herkes etkili ve verimli çalışma çerçevesinde mesai saatlerine uygun hareket etmelidirler. Bu saatler içerisinde özel işlerini yapmaktan kaçınmalıdırlar. Hizmetlerin yerine getirilmesinde tarafsızlık ve dürüstlük esas alınmalıdır. Hizmetlerin halk için sunulduğu unutulmamalı ve halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak için ihtiyaçlar etkili, hızlı ve verimli bir şekilde karşılanmasına dikkat edilmelidir. Amaç ve misyona bağlılık. Yöneticiler ve diğer çalışanlar toplumun refahı ve kurumların idealleri çerçevesinde davranmalıdır. Hizmetler kurumların belirlediği standartlar çerçevesinde yürütülmeli. Halk ile ilişkilerde iletişime açık olunmalı ve halka aydınlatıcı bilgiler verilerek gerekli açıklamalar yapılmalı. Dürüstlük ve tarafsızlık, görevin yerine getirilmesinde hizmet bilinci maddesinde de ifade edildiği üzere tüm faaliyetlerde yasal mevzuat uygulanmalı. Eşit ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde hareket edilmeli ve keyfilikten uzak durulmalıdır. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına zarar verecek ya da kısıtlayacak yasal metinlere aykırı davranışlarda bulunulmamalıdır. Saygınlık ve güven, görevin yerine getirilmesinde kurumların güvenini ve saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınılmalı. Halka hizmet bilincini sarsacak şüpheye neden olacak davranışlardan uzak durulmalı. Hizmetten yararlanan kişilere karşı taraf tutulmamalıdır. Onlara karşı taraf tutulmamalıdır ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket edilmelidir.
Menfaatten kaçınma ve yetkili makamlara bildirim. Meslek çalışanları, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu diğer kişi ya da kuruluşlara menfaat sağlayacak eylemlerden uzak durmalı. Hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işletmelere tanık olduklarında durumu yetkili makamlara bildirmelidir. Mesleğe ilişkin kaynakların kullanımı. Mesleki faaliyetlerin kullanılmasına tesis edilen bina, taşıt, diğer araç ve gereçler hizmet gerekleri dışında kullanılmamalı. Bu kaynakların kullanılmasında verimliğe ve tutumlu olmaya dikkat edilmeli. Kaynaklar her zaman hizmete yönelik kullanılması için hazır halde bulundurulmalıdır. Bilgi verme ve etkili iletişim. Meslek çalışanları aldatma amaçlı gerçek dışı söylemlerden kaçınmalı. Bilgi edinme hakkı çerçevesinde halka açıklayıcı ve gerçek bilgileri vermelidirler. Denetim ve hesap verebilirlik. Yönetici ve diğer çalışanlar görevleriyle ilişkin olarak faaliyetlerini yürütürken denetime ve kontrole her zaman hazır olmalı. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenmelidirler. Kurum içerisinde etkili bir denetim mekanizması oluşturulmalı ve etik ilkelere aykırı davranışların önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.